Merhaba arkadaşlar. Context API Hooks derslerine devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimizde ne yapmıştık? Ekleme işlemini iki farklı, birbirine benzeyen aslında iki farklı yöntemle yapmıştık. Burada bu iki farklı yöntemle yapmanın nedenini tekrar belirteyim. State'i nerede belirleyeceğimiz bizim açımızdan önemli. Şimdi zaten şurada useState hook'unun söz diziminde yani sintaksında herhangi problem yok zaten. Hepimiz yazabiliriz bunu. Ancak burada önemli olan nokta buradaki state olarak neyi gördüğünüz. İşte kim zaman dediğim gibi ilkinde her bir form elemanını bir state olarak gördük. Diğerinde ise formun tüm form elemanlarını bir state olarak gördük. Tabi burada eklediğimiz içeriğin görünmediğinin farkına varmışsınızdır. Çünkü yalnız ne yapıyoruz? Biz bir statik veriyle ilgileniyoruz. Yani backend tarafı çalışmadığı için ya da bir API'ye bağlamadığımız için direkt sayfamızı refresh ettiğimiz zaman yine aynı data ile karşılaşıyoruz. Bu projede backend tarafıyla uğraşmayacağım artık yani bu seride. Çünkü ilk seride yeteri kadar gösterdim. Nasıl JSON placeholder kullanacağımızdan bahsettik. Burada belki local storage üzerine yaparız projemizin sonunda. Şimdi en son ne yapmıştık arkadaşlar? Dikkat ederseniz en son konuştuğumuz konu neydi? Biz uygulamamıza bir içerik eklediğimizde neyi ekliyorduk buraya? Ricardo Quaresma'yı ekliyorduk mesela. Sonra da telefon numarasını verdiğimizde şimdi eklediğimiz zaman ne yapıyordu? Görmüş olduğunuz gibi modelimiz kapanıyordu. Biz bu model kapanma işlemini neyle yapmıştık? Hemen tekrar hatırlatayım neredeydi? Employee list.js'teki şurada görmüş olduğunuz use effect hook'uyla yapmıştık. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar use effect hook'u hakkında daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi şurayı bir yoruma alayım ve use effect hook'unun şöyle kendimce bir tanımını yapayım mümkün olduğu kadar basitleştirilerek. Şimdi use effect arkadaşlar uygulamamızda işte bir işleme, bir değişikliğe tepki olarak component'ın tekrardan render etmesidir. Bu işlem yani bu component'ın tekrardan render etmesi ilk işlem olduğu zaman da olur. Aynı zamanda her güncellemeden sonra da olur. Tabi bu şekilde kuru kuru anlatırsak bir şey anlaşılmaz. Şimdi şöyle bir örneğimizi yapalım. Bakın. Geliyorum. En basit use effect hook'unu yazıyorum şöyle. Use effect şeklinde. Bunu arrow function olarak yazıyoruz direkt. Açtık süslü parantezlerimizi. Şimdi burada use effect hook'unda bir şeyler yapsın. Mesela şöyle bir console log versin bize. Tamam, console log diyorum. Ve component rendered diye bir yazı yazdırsın. Neden? Çünkü use effect'in her çalışması ne dedim? Bir başlangıçta yani component bound olduğu durumda, component çağrıldığında çalışacak. Bir de her bir update durumunda. Bakın kaydediyorum. Geldim. Şurada konsolumuzu bir açalım. Konsolumuz da burada. Bakın refresh ediyorum, tamam mı? Ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi component render çıktısını aldık. Ne dedik? Bir başlangıçta çalışıyor use effect'im. Bir de dikkat edersiniz, birazdan göreceğiz ama bu use effect'te herhangi bir şartın yok. Birazdan ikinci parametre bir şart koyabiliriz burada. Ancak şurada herhangi bir şart yok. Bu diyor ki arkadaşım, ilk başta ve her bir değişiklikte direkt çalışacaksın sen. Bakın geliyorum. Add new employee'ye bastım. Yine component render çıktısını aldı. Neden? Bir update oldu çünkü. Peki nasıl update oldu burası? Bakın component'uma baktığım zaman ben ne yapıyorum? Butona tıkladığımda handle show fonksiyonu çalışıyor değil mi? Handle show ne yapıyor? Şuradaki show'un daha doğrusu modulun gösterilip gösterilmesine bağlı true ve false durumu oluyor. Ne yapıyor? Component'ta bir değişiklik. Component'ta bir değişiklik oldu. Tekrar render edecek. Use effect çalışacak tekrar. Ne yapıyor? Bakın tekrar çalışıyor. Component rendered. Modulu kapatıyorum. Tekrar çalıştı. Açtım. Tekrar. Bakın şuradaki sayı artıyor. Kapatıyorum. Tekrar. Açıyorum. Tekrar. Şuradaki
çarpıdan kapatıyorum tekrar. Ne yapıyor? Her bir update olduğunda use effect tekrardan çalışıyor. Yani benim component'ta olan herhangi bir değişikliğime ne yapıyor? Bir tepki veriyor. E tabii biz herhangi bir değişiklik herhangi bir değişikliği bu şekilde tepki vermesini istemeyiz yalnızca. Yani konsol logo bir yazı yazdırmasını istemeyiz. Daha belirgin bir değişiklik isteriz, tamam mı? Yapmak istediğimiz bir iş vardır. Onun yanında da bir farklı bir işlevin olmasını isteriz. Genelde bu dokümantasyonda side effect, yani ne diyelim buna, yan etki olarak isimlendiriliyor. Şimdi dokümantasyona gelelim arkadaşlar. Biraz da dokümantasyon üzerinden, dokümantasyondaki örnekten ilerleyeceğim. Oradan da bir açıklama yapacağım. Şimdi hemen dokümantasyonuna gelmeden önce şimdi kendi oluşturduğum use effect zaten basitti bu. Hemen siliyorum bunu. Daha önceki use effect'imiz yorum kısmında. Şimdi bakın buradaki dokümantasyonla nereden geldim de söyleyeyim. Documentations hooks'ta burada effect hook kısmından dokümantasyondaki örneğe geldik. Şimdi önce bir tane counter oluşturma durumu var, tamam mı? Hemen counter'ın şuradaki useState hook'uyla ilk durumu belirtilmiş zaten. Şuraya yapıştırıyorum. Bakın herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Count ve setCount ile useState hook'u oluşturuyor. Count'umuz şu an sıfır durumda. Bir sayaç oluşturacağız, tamam mı? Counter bir sayaç oluşturacağız. İlk durumu sıfır. Tabii bu counter'ı uygulamamızda göstermek isteyeceğiz. Ctrl-C ile şu div'i kopyaladım. Geliyorum şurada modulun altına bir yere yerleştireyim. Bizim açımızdan stili falan önemli değil. Şöyle Ctrl-A yapıp Format Document dediğimizde şöyle bir daha düzgün gözükecek dedik ama buton geldi. Tamam. Şöyle bir kaydedelim. Bakın. Uygulamam burada. Şurada butonumuz var. Şurada da ilk durumda ne diyor? İlk durumda 0. Bakın. Butona tıklandığı zaman set count ne yapıyor? Count'u bir arttırıyor. Basit bu uygulama. Tamam mı? Ve bizim use effect ile ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi yalnızca dikkat ederseniz use effect değildi. Ne? Use state kullanılıyor burada. Use state hook'u kullanılıyor. Geldim. Şimdi bakın tıklıyorum. Dikkat ederseniz her tıklamama göre ne yapıyor? Set count count'u bir arttırıyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi count bir artıyor. Beklediğimiz sonucu bu şekilde ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Peki burada use effect örneği nerede? Şimdi burada use uygulamada use effect için şöyle de bir şey yapmış. Diyor ki arkadaşım diyor. Sen diyor şu işlemi de yap diyor. Bakın. Geldim, use effect'i şuraya kopyaladım, olduğu gibi. Sen bu işlemi yapıyorsun, bu arttırmayı yapıyorsun. Eyvallah, bu gayet çıtır çıtır çalışıyor. Ama bunun yanında da farklı bir işlem yapmanı istiyorum diyor ben aynı zamanda. Use effect, yani side effect, yan etki de yapsın diyor bunun yanında. Farklı bir işlem de yapsın. O söylediği işlem de ne arkadaşım? Dokümanın başlığına diyor şunu yazdır. İşte kaç kere tıklandıysa onu doküman başlığına yazdır diyor, tamam mı? Yapmasını istediği şey bu. Bakın kaydediyorum. Herhangi bir hatam yok. Bakın zaten refresh ettiğimiz zaman yine sıfırı resetledi kendini. Tıklıyorum dikkat ederseniz. Bakın bu useState durumu çalışıyor şurada. Ancak bunun yanında neyi de yapıyor? Aynı zamanda dikkat ederseniz şurada başlıkta bulunan şeyi de değiştiriyor dikkat ederseniz. Count'u da değiştiriyor. Yani sen bu işlemi yapıyorsun ya arkadaşım. Bunun yanında da aynen şunu da yap şeklinde bir yan işlem belirtiyor. Nasıl ki birazdan daha detaylı gördüğümüz zaman ben ne yapıyorum? Add new employee dediğim zaman şuradaki add new employee butonuna bastığımda ne temel işlem? Şuraya yeni bir çalışan bilgisi eklemesi değil mi? Onu yapıyorum. Ancak diyorum ki arkadaşım sen bunu yaparken bir de
yan etki olarak şu işlemi de yap diyorum ki, yani handle clause'u da çalıştır diyorum ki, şuradaki modülü kapat aynı zamanda. Tamam mı? Dokümantasyonun verdiği örnek de bu. Şimdi biz biraz önce kullandığımız use effect hook'unu nasıl yapmıştık? Şimdi tekrar kopyalayalım onu. Şuraya kopyalamıştım. Ctrl-C ile Ctrl-V ile yazdım, sanki yazmak zor bir şeymiş gibi kopyalamışım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi use effect hook'unda dikkat ederseniz ne yapıyordu bu? Direkt çalıştırıyordu, değil mi? Tekrar dönersek bakın, component rendered. Her yaptığımızda bu ne yapıyordu arkadaşım? Bu işte tekrar component rendered şeklinde çalıştırıyordu. Neden? Çünkü biz direkt bu fonksiyonu çalıştırıyoruz. Direkt diyoruz ki konsola şunu yazdır. Burada herhangi bir şekilde bir şarta bağlamamışız. Şimdi şarta bağlamak ne demek? Şarta bağlamak şu demek. Örneğin ben geliyorum, tamam mı? Şurada diyorum ki arkadaşım, benim array olarak employees'i buraya array elemanı olarak yazıyorum. Tam bir array içerisinde. Ve diyorum ki burada use effect'in çalışması için employees'de bir değişiklik olması lazım. Değişiklik olmadığı müddetçe buradaki use effect çalışmayacak. Yalnızca tek bir exception'ı var. Yani tek bir farklı olarak ilk durumda daima çalışacak zaten. Önce use effect çalışacak. Neden çalışacak zaten? Şimdi bakın, bunu refresh ettiğimiz zaman bir kere component render'ı göreceğiz. Çünkü ilk durumda zaten bir değişiklik, bunun var olması zaten kendisi bir değişiklik. Ancak ondan sonra bakın dikkat ederseniz, add new employee dediğim zaman tekrar component rendered yazısını almadım. Console log'a yazmadı. Close model dediğim zaman yine almıyorum. Bakın console'a herhangi bir şekilde bir şeyler yazmıyor. Neden yazmıyor? Çünkü artık buradaki use effect şuradaki employees'in değişimine bağlı. Array içerisindeki employees değerinin nesine bağlı arkadaşım? Değişmesine bağlı. Hadi şunu değiştirelim. Bir ekleme yapalım. Bakın. Geliyorum. Şöyle bir refresh edelim tekrar. Bakın component rendered şeklinde ilk durumdaki logo aldı. Add new diyorum. Bakın herhangi bir şekilde buna component rendered yazmadı. Direkt yine query'ye ekleyelim. Şöyle adresi diyorum. Bakın add new employee diyorum, tamam mı? Bakın add new employee dediğim zaman bu kez component rendered yazısını aldım. Neden? Çünkü bu kez şuradaki employees'e array değeri değişti, değil mi? Çünkü bu array'e yeni bir çalışan daha eklendi. Bakın şurada arka tarafta query'yi görüyorsunuz. O nedenle ne yapıyor? Şuradaki component rendered'ı tekrardan çalışıyor. Yani biz zaten çoğu durumda şurada direkt çalışmasındansa uygulamamızda olan herhangi bir değişiklikten sonra aslında biz use effect'in çalışmasını isteriz. İşte bu değişiklikten kastım ne olabilir? İşte uygulamaya giriş yapmış olabiliriz ya da bir API'dan veri çekiyor olabiliriz. Bu şekilde değişiklikler olduktan sonra biz yan tarafta use effect'in çalışmasını isteriz. Bunu mesela use effect'i yalnızca başlangıçtaki kısmıyla çalıştırmak istersek de onu şu şekilde düşünebiliriz. Refresh edelim şimdi. Bakın component rendered'ı bu kez employees değildi. Bunu boş bir array olarak bırakalım. Bakın boş bir array olarak bırakıyorum. Bu durumda ne olacak? Şimdi boş bir array hiçbir zaman değişmeyeceği için yalnızca ilk durumda değişecek, dikkat ederseniz. Bakın geldim. İlk durumda component rendered'ı yazdı zaten. Tamam mı? Bakın ondan sonra ne yaparsam yapıyorum. Ondan sonra hatta şurada bakın bir ekleme yapayım. Ne dedik? Ricardo Coerajuma dedik. ricardo@email.com eklemeyi tekrar yaptım. Bakın add new employee dedim. Ekleme yapıldı şuraya. Yine bir şey yazdırmadı. Neden? Çünkü bu kez şartımız boş bir array. Buraya boş bir array koyma mantığı ne? Arkadaşım bir kere çalıştırmanı istiyoruz demek. Böyle bir
örneğimiz var. Sonra başka ne üzerinde kullanabiliriz use effect'i? Şimdi use effect'i daha çok şu şekilde tanımlanır aslında. İşte class component'lardaki işte yaşam döngüsü metotlarıyla karşılaştırılır. O karşılaştırmayı şöyle güzel bir örnekle yapabiliriz. Return'u ile beraber yazıp mesela neyi simüle edeceğim ben biliyor musunuz şimdi? Şimdi şunu şuradan kapatalım ya da bunu da yoruma alalım. Şimdi add formumuz dikkat ederseniz ne yapılıyor? Açılıp kapanıyor değil mi? Şöyle add form component'ı ne olsun? Açılıp kapanıyor. Yani bunu şu şekilde düşünebiliriz. Component mount ediliyor. Component unmount ediliyor. Gelin bunu buradaki işte use effect ile belirtelim. Tıklandığı zaman component mount edildi şeklinde bizi bir bilgi dörtsün. Kapattığımız zaman da yani component kapatıldığı zaman da component unmount ediliyor şekilde bize bir bilgi dönsün. Bunu nasıl yapacağız? Bakın add form'a geldim. Şöyle en altı return'den önce yazıyorum arkadaşım. Şöyle use effect hook'umuzu. Sonra arrow function şeklinde yazdım. Açtık süslü parantezlerimizi. Önce şunu bana console log'unu versin. Console log diyorum. Neyi loglayacak? İlk tıklandığı zaman component mounted şeklinde print etsin bakalım burayı. Sonra da component unmount şeklinde print etsin. Şimdi ikinci durumda arkadaşlar burada kullanacağımız anahtar kelime return şeklinde. Return durumunda yani. Return durumunda ne yapmasını istiyorum bunun? Return durumunda ise yine arrow function olarak yazacağım. Bu kez tersi durumda console.log olarak ne yazdırsın bana? Component unmounted şeklinde ne yapsın? Bu şekilde bir yazı versin tamam mı? Tabii burada ne yapmamız lazım? Return'ı yine tek bir sefer çalışması için şöyle bir ne yapalım buna? Pardon, return'e değil. Şuradaki, şuraya değil pardon. Şurada virgül koyup boş bir array koyalım ki tekrar bir tek sefer çalışmasını istiyoruz bunların. Kaydediyorum. Herhangi bir hatamız var mı? Herhangi bir hatamız yok. Şurada use effect import edilmiş durumda. Şu uyarıyı şundan dolayı veriyor. Employee liste yorumu aldık ya. Şuradaki use effect şimdilik çalışmadığı için o uyarı veriyor. Tamamdır. Şöyle kaydetmiyoruz ya. Bir refresh edelim. Dikkat ederseniz logumuzda herhangi bir şey yok. Açıyorum. Ne oldu? Component mounted. Kapatıyorum. Component unmounted. Tekrar açıyorum. Tekrar kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Tekrar kapatıyorum. Mounted ve unmounted durumunu yani buradaki lifecycle metodunu bu şekilde ne yapabiliriz? Bu şekilde simüle edebiliriz. Tamam. Şurayı da bir temizleyelim. Şunu geldik. Add form'daki artık use effect'e gerek yok. Şunu siliyoruz. Şuradaki use effect'i de gerek yok. Siliyoruz artık. Sonra employee liste dönelim. Burada ne yapabiliriz? Buradan şurada kapattık. Şimdi geldik. Şöyle Ctrl Shift A ile kendi yaptığımız örneğe bu kez tekrar baktığımız zaman bizim açımızdan daha anlaşılır olur. Ne yapılmasını istiyor arkadaşım? Use effect employees durumunda herhangi bir değişiklik olduktan sonra ne diyorsun? Şuradaki handle clause'u çalıştırmamı istiyoruz. Biz burada yeni bir eleman girdiğimizde ne yapıyoruz? Yeni bir eleman girdiğimizde şuradaki employees array'imiz ne yapıyor? Bir artıyor. Şurada bulunan employees elemanımıza array'imize bir eleman daha ekleniyor. Employee arttığı için handle clause fonksiyonu çalışıyor ve modelimizi bu şekilde kapatabiliyoruz. Budur arkadaşlar use effect olarak. Son kapatmadan önce son bir şeyi daha söyleyeyim. Mesela birden çok kullanıldığı zaman ne yapılacak diye. Şimdi şöyle şunu bir Ctrl-C ile kopyalayayım.
Sonra şurayı bir yoruma alayım. Ya da şuradaki niye? Ctrl C diyorum. Ctrl V. Mesela birden daha fazla use effect kullandığımız zaman mesela component rendered 1 bunlar var olan sırayla çalışacaktır. Direkt kaydediyorum bakın. Uygulamamızı refresh ettiğimiz zaman 1 ve 2 şeklinde çalıştı. Add new dedik. 1 2 şeklinde çalıştı. Close dedik. 1 2 şeklinde ne yaptı? Sırayla çalıştı. Bu şekilde de birden fazla use effect hook'unu arka arkaya kullanabilirsiniz. Şurayı da silelim artık. Son olarak şurayı da Ctrl Shift A ile yorumdan kurtulduk. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar use effect hook hakkında da mümkün olduğu kadar yeni başlayanlar için daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.